Bir Zamanlar Çukurova YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ne iş varmış Lütfiye ablanın? Ya varmış işte bir işi, sana ne? Afur, az ya kocacığım. Az ya, artık boğazında kalacak. Hadi bırak onu. Üzüm okuldan gelecek. Beslenmesini bir kontrol et. Bak ikidir yemek yemiyor. Yeri getiriyor o şeyleri. Bir de şiir var, şiir ezberletilecek, tamam? Ezberletir saniye. Sadık, çocuklara nohut ıslatmışım akşamdan. Onları yap akşama. Tamam abla. Bak bir de bu meyvelerini ihmal etme. Küçüklerin de üstünden gözünü ayırma Kerem Ali. Bu ara ben anlamadım. Her şey ağzına atıyor. Allah korusun boğazına kalacak. Ay abla, ilk defa mı bakacağım çocuklara? Çok konuşma. Çok konuşma. Ben bir tembihleyeyim de. Hamine'ye sütacı yedirilecek. İlaçlarını da ihmal etme. Afur. Hı. Hadi Lütfiye ablanın arabası çıkacak şeyden, garajdan. Hadi tamam, gel çıkar garaj onu. Orada ya. Çıkartacağım onu. Hadi Gafur çabuk. Kadın bekliyor. Hadi Allah'a emanet. Hadi. Bir tane yumurta ver bana. Gafur abi, üç tane yedin. İki tane yedim, bir tane daha ver. Abla. Hazır mı ben? Hadi gidelim. Ah be saniyem. Bak bu kadar işim var be kızım. Yani bir de benim Ispartalılara geleceksin. Ben giderim tek başına. Bak hiç boşuna kendini yorma, seni yalnız bırakmam. Hadi, hadi yolcu yolunda gerek, hadi. Allah'ım yarabbim. Ya sen ne hakikatli bir kızsın böyle. Ah yavrum. Gidelim ben. Şunu da alayım da belki soğuk olur. Hadi bakalım. Vallahi ayağım iyi. Ağrımsızım yok. Oh. Hani bak hoşçak yok ortada. Gafur! Neredesin sen? Hani arabayı al getir dedik. Allah. Gafur gidip arabayı alır mısın? Mutlaka geliyorum ben, biliyorum. Gafur gider misin artık? Gider misin? Bakayım mı? Oğlum böyle bu. Bu böyle. Abdülkadir Bey, bu ne güzel sürpriz böyle. Şermin Hanım, günaydın. Ay. Nasılsınız? Çok mersi siz. Ruhsatınızı getirdim. Ne acelesi vardı, zahmet etmişsiniz, çok mersi. Trafiğe çıkarsanız sorun yaşayın istemedim. Ne kadar ince düşüncelisiniz. Buyurmaz mısınız, size bir kahve ikram edeyim? Size zahmet olmasın. Estağfurullah. Nasıl alıyorsun? Az şekerliydi değil mi? Az şekerli. Buyurun, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Abla uzun yol. Su dökeceğim vallahi. Ne olur tamam. Ne olmaz. Su gibi gidiyor, su gibi gelin. Sağ ol kızım. Hamine, çocuklara iyi bak yeter. Tamam. Hadi. Aa. Abdülkadir Beyciğim. Siz de mi buradaydınız? Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim. Siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Aa. Şermin, şekerim. Günaydın. Günaydın. Buyurun. Teşekkür ederim. Hadi bunu da sen içmişsin. Bana kısmet oldu. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Abdülkadir Bey de ruhsatımı vermek için gelmiş. Hmm, öyle mi? Vallahi hemen de halletmişsiniz. Bravo size. Şermin Hanım'ı bekletmek istemedim.
Ay Şermin, ben şimdi oradan gelirken Lütfiye Hanımlar arabaya bindiler. Yarım akıllı Fadik de arkalarından su döktü. Ha, bir tas su döktüğüne göre herhalde bunlar uzun yola gidiyorlar. Nereye gidiyorlar acaba? Evet canım, Isparta'ya gittiler. Isparta'ya mı? Niye? Pekeli'yi araştıracaklarmış. Allah Allah. Nereden çıktı o? Ay, tutturukluk işte Füsuncuğum. Vallahi Abdülkadir Beyciğim, ben hiç anlamıyorum bu insanları. Yani aklım almıyor. Bu yaştan sonra Lütfiye Hanım bir de dedektifliğe soyundu. Dedektiflik mi? Niye ki? Ay, bu Fekeli güya kalp krizi geçirdiği sırada Isparta'dan dönüyormuş. O da orada kesin bir şey oldu, ondan öldü diyor. Onun peşine düştü yani. Ayol, adam zaten kalp hastası. Demiş kalpten gitmiş. Ne var bunda araştıracak? Taktı kadın Füsuncuğum işte, taktı. Yani orada bir şey oldu, bir şey öğrendi, bir şey duydu diye araştırmaya gitti. Ay Şermin, Allah korusun. Ya biz de yaşlanınca böyle olursak? Ay Allah korusun, Allah korusun. Peki gerçekten Fekeli gitmiş mi Isparta'ya? Şimdi bu Züleyha'nın yeni ortağı Mehmet Kara Ispartalı ya, kesin gitmiştir yani öğrenmek için bu adam neyin nesi diye. Ay, Lütfiye de iş arıyor kendine desene. Lüzumsuzluk işte Füsun, lüzumsuzluk. Siz de şaşırdınız tabii şimdi. Mehmet Bey arkadaşınız tabii. Ah rahmetli ah. Mehmet'i niye araştırdık acaba? Vallahi Allah rahmet eylesin de. Yani Ali Rahmet Fekeli biraz böyle bir insandı. Yani her şeyi o bilecek, her şeye, herkese o hakim olacak. Ondandır yani, güvenmediğinden değildir. Züleyha Hanım'ı da kızı gibi seviyormuş ya. Onun derdi Züleyha değildi ki. Neyse, şunun arkasından konuşmayayım. Lütfiyeciğim de cinayet çözme uğruna yollara düştü ya. Ay çözsün, çözsün. Bize de konuşacak konu çıkar, fena mı? Ben izninizi rica edeyim. Ama kahvenizi bitirmediniz. Tamirhanede çok iş var. Çocuklar bekler şimdi. İyi günler. Peki, siz bilirsiniz. Her zaman beklerim Abdülkadir Bey. Kolaylıklar diliyorum. Ne oldu Füsun? Niye bakıyorsun? Hiç. Öyle sabah körü bir telaşla ruhsat falan getirmek bilemedim. Getirecek tabii Füsuncuğum. Adam kıymet veriyor bana. Ay Şermin'cim, vallahi sana da maşallah. Bu aralar pek bir kısmetin açıldı. Bir açıldı, pir açıldı. Arabalar, paralar. Füsuncuğum, nazar etme ne olur canım. Çalış, senin de olur. Ay o sanki sen çalıştın da oldu. Hepsi Betül sayesinde. Betül'ü kim doğurdu? Ben doğurdum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.